Merhaba. Sen her böyle sabah 4'te 5'te baktığımda canlı yayına giriyorsun. Niye o saatte? Çünkü o saatte daha çok insanlar oluyor. Bilmiyorum, onlar yazıyor bana canlı yayına girdi. Ben de yazıyorum. Zaten sabah 6'dan önce uyuduğum yok. Sen neredeydin? Viyana'da. Ha, Viyana'da o saate göre mi acaba sabah daha çok oluyor? Ama genellikle bilmiyorum. Herkes uyumuyor herhalde. Ya. Kimse herkes işsiz olduğu için millet ancak akşam falan uyuyor herhalde. Nasıl herkes işsiz ya? Burada ama kaç bin kişi işsiz kaldı. 30 ya da 40 bin kişi işsiz kaldı koronadan sonra. Hadi be. Burada hatta iş bulma yerleri, bilmiyorum ne deniliyor onların ismine. Orası işçi aldı. Onlar da çalışsınlar diye. O kadar çok iş var diye. Evet. Yani batacak mı Viyana şimdi? Yok ya, batmaz. Artık her şey düzeldi. 15'inden sonra maskeler kalkıyor burada. Sadece tramvaylarda, otobüslerde, eczanelerde ve kuaförlerde. Ama geri kalan her yerde maskeyi kalkıyor yani, çok şükür. Bu yani bir rüya mıydı? Bence şöyle olacak. Bir gün her böyle olan, dünyada her olan şeyin böyle unutulduğu gibi bir gün böyle bu da mesela en fazla iki ay sonra komple unutulacak, hiç olmamış gibi. Ben zaten korona'ya inanmıyorum. Ya. İnanmıyorum. Hiçbir tane, o kadar insan tanıyorum. Bir tane yakınımdan bir tane insan hasta olmadı, ölmedi, hiçbir şey. Bunlar sadece başka bir şeyi kamufle ediyorlar. Amaç başka yani. Doktor, ne olabilir? Ne olabilir? Bilmiyorum amaçlarını, bilmiyorum. Ama mesela şöyle hastaneye kaldırılıyorsun. Bir hafta boyunca sana sadece vitamin veriyorlar. Her vitamin verdiklerinden sonra da test ediyorlar. Arka arkaya negatif çıkarsa bırakıyorlar. Aynı mesela evde grip olduğun zaman. Evde grip oluyorsun. Bir hafta boyunca yatıyorsun. İlaçlarını içiyorsun. Vitamin alıyorsun. Bir hafta sonra iyileşiyorsun. Ben inanmıyorum koronaya. Yani bizi 2 ay boşuna mı eve tıktılar ki? Bence öyle. Bence öyle. Olur mu ya? Vallahi bence başka hastalıklara korona diyorlar. Gerçekten. Abartıyorlar ya da sayılarını. Yani amaç insanları paniğe sokup insanları kendiliğinden bir şeye, mesela diyelim o aşıya falan. Mesela başka birisi getirse ki aşı olunacak öylesine, kimse evet demez. Ama bunlar insanların kendiliğinden aşı olmasını şey yapıyorlar herhalde. Amaç para kazanmak yani aşılardan. Aa, o kadar profesör, doktorlar bile öldü. Onları doktorun bilerek öldü. Kendisi. Kaç tane öldürdükleri doktorlar var, doğruları söyledikleri için. Kaç tane öldürdük var. Kız vallahi şey. Bak, Türkiye'de haberleri bilmiyorum ama burada haberlerde mesela Amerika her yerin haberlerinden şey yazıyor, böyle ağzını açan doktorları ortadan kaldırıyorlar. Gerçekten bak. Ya inanma buna ya. Bilmiyorum. Herkes başka bir şey söylüyor zaten. Peki ama Amerika'da evet şimdi isyan çıktı. Görüyor musun? Zara'ya bile girmişler. Aynen, gördüm. Marketlere girmişler. Ama Amerika'da neyi seviyorum? İnsanları. Burada mesela Viyana'da en korkak insanlar, yemin ederim, Avrupa'da Viyana'da. Bir şey oluyor, adamlar gıklarını çıkaramıyorlar. Başka yerlerde millet ortalığa dökülüyor. En azından karşı çıkabiliyor. Burada sadece Instagram üzerinden, internet üzerinden yazıyorlar. Kimse gıkını çıkaramıyor sokakta ya. Helal olsun Amerika'daki insanlara. Dükkanları yağmalamak iyi bir şey mi? Yağmalamak iyi bir şey değil ama en azından devlete karşı çıkabiliyorlar. Bir şey yapabiliyorlar. Kendilerini gösterebiliyorlar. Yani yağmalarından bahsetmiyorum. Sokağa dökülüp mesela bir protesto edebiliyorlar. Burada kimse şey yapmıyor yani korkusundan. Kimse yapamıyor. Ne olursa olsun. Şimdi mesela orada koronayı unuttular Amerika'da. Aynen. Değil mi? Hemen. Aynen. Kimse artık koronayı takmıyor. Hepsi sokakta. Kaç yüz bin kişi var sokakta. Hiçbirinin ağzında maske yok. Umurlarında değil. Şu doğru olmuş olabilir mi? Trump şey demiş. Gizli bir kaydı çıkmış. Bırakın dokunmayın, yağmalasınlar. Aynen, aynen. Yağmalasınlar ki hepsi virüs kapsın demiş. Olabilir mi böyle bir şey? Yani bırak çıksınlar sokağa, hepsi hastalanıp ölsün demiş. Olur mu öyle bir şey? Bence olabilir. Trump'tan bahsediyoruz yani. Onun umurunda mı acaba kimin öldüğü, kimin kaldı? Allah aşkına. Ya. Hiç değildir yani bence. Hayır. Ama bunlar böyle yağma falan yaparlarsa böyle dip dibeler. Hepsi virüs kapar değil mi? Aynen, hepsi kapar. Aynen.
Ama herhalde umurlarında değil artık. Millet öyle bir bıkmış ki yani hiç umurlarında değil herhalde. Bilmiyorum. O güzelim sokaklar, caddeler gitmiş. Aynen. Artık Amerika'ya zaten kim gider ki? Ama diyorum ya 2-3 ay sonra hepsi unutulur. Hiçbir şey hatırlanmaz. Eminim yani. Ya. Millet mesela birisi ne bileyim vefat ediyor. 2 hafta sonra adam bakıyor burada diskolarda kulüplerden çıkmıyor ya. Öyle insan olmuşlar artık. Her şeyi çok çabuk unutuyor insanlar. Alışıyoruz değil mi? Aynen. Hemen alışıyoruz. Aynen. O yüzden yani millet anca yazsın, ürüsün, konuşsun. 2 gün sonra öyle ama yapacak bir şey yok. Ya senin vurdum duymazlığın var ya, öldürecek beni. Ben insanların şeylerini anlatıyorum. Ben vurdum dumyaz değilim. Ben mesela gelip de internetten yazmıyorum. Allah'ım zenciler için böyle. İnternetten yazdığım zaman ne yani amaç ne? Hiçbir şey olmuyor yani. Ben oldum. Deşarj oluyor. Deşarj oluyor da kime göre neye göre? Oraya sen yazmışsın onu. 2 dakika sonra başka bir story atıyor adam. Ne bileyim kadeh tokuştururken story atıyor. Hani neyin kafası? Hani Ama herkes yapıyor diye yapıyorlar. Gerçekten bak. Herkes yapıyor diye adam oraya siyahi bir story atıyor. 2 dakika sonra adam kadeh tokuştururken story atıyor. Hani mantık nerede burada? bir şey söyleyeceğim. Ben virüse inanıyorum ya. Ya Ya durup ben inanıyorum. dururken Bak inanmıyor böyle değil. ölmez İnanmıyor yani. değil. Evet var. Ama bunların anlattıkları kadar bir ölümcül, tehlikeli bir şey değil. Bunların sadece amacı insanları paniğe sokmak bence. Var. Var tabii ki de var. Ama o Bir kadar bakımdan abartılı değil. şimdi sen böyle söyleyince ben acaba mı diyorum içimden. Valla ben Şöyle o düşün. kadar çok okudum, ettim televizyonlarda. Bu da yani bizim burada her ülkenin kanallarından haberler var. Hepsi o kadar farklı şeyler yazıyor ediyor ki ama öyle de şeyler gösteriyorlar ki mesela inanamıyorsun ya o kaybolan doktorların ya da bilmem ne araştırmacıların o kadar çok hepsi ortalıkta yok. Adamlar Instagram accountları birden yok. Facebook hiçbir şeyleri yok. Ortalıktan kalkmışlar resmen. Bence Benim insan biraz düşünüyor sonra diyor acaba gerçekten var mı yok mu diye. yani burada yakınlarımdan da hayatını kaybeden oldu. Benim Oldu düşüncem mu? yani işte arkadaşlarımın yakınları. Benim düşüncem şu: 30 bin Almanya'da ölüyor. İşte Fransa'da 35, İtalya'da 40, Amerika'da şimdi 100-150. Hindistan'da çöplükte yaşıyor adam. Yaşıyor. Hiçbir Aynen. ölüyor. O Aynen. nasıl oluyor diyorum, Hindistan'a mı gitmiyorlar acaba? Hindistan zaten bilmiyorum. Aynen. Fazla insan gitmedi ama benim dediğim mesela bak İtalya'da ilk bu korona çıktığında böyle kilisenin önünde falan filan böyle ölmüş insanları koymuşlardı ya resmini. Pat böyle bir hafta sonra ta 2007'den mi bir olaydan bir resim olduğu ortaya çıktı. Ta o zamanki haberlerden oldu. Yani resimler bile fake yani gerçek değil çoğu. Ay, ne yapıyorlar acaba ya? Valla bir amaçları var da artık kokusu yavaş yavaş çıkıyor bence ortaya. Bir şeyler dönüyor. Şimdi zaten kavga ediyorlar kim ilacı çıkaracak, kim parayı kazanacak diye. 3 ülke arasında. Öyle haberler en son dün de herhalde öyle haberler gördüm. Şu neden böyle? Bak, sen çok izliyorsun her şeyi. Avrupa'dasın. O yüzden soruyorum. Şimdi diyelim ki Mercedes mağazasını kırıyor, içeri giriyor adam. Polis duruyor ve seyrediyor. Niye müdahale etmiyor? Duruyorlar. Yani ayaklanmaya müdahale etmiyor polis. Bence müdahale etse daha büyük bir olay kopar ki. Çünkü insan artık şeyinden çıkmış yani. Gözleri hiçbir şey görmüyor diye düşünüyorum. 2-3 tane polis mi daha çok eder yoksa 100 tane insan mı? Bir polis birisine daha saldırsa bu sefer daha çok insan gelir diye düşünüyorum ben. Tomaları yok mu onların? Suyu püskürtünce herkes dağılır. Bilmiyorum. Bence daha büyük bir olay çıkmasın diye mi? Yoksa herhalde savaş çıkar bilmiyorum ki. Onu ben de ama diyorum ya oranın polisi falan bilmiyorum ya. Ben de. Kafamı karıştırdın. Şimdi virüs var mıydı, yok muydu, onları düşüneceğim sabaha kadar. Seni seviyorum, iyi ki Bence düşünme. varsın. Bence böyle kötü şeyleri düşünme. Güzel şeylerden bahset. Güzel şeyler düşün. İyi ki varsın Zeyno. Sen de iyi ki varsın. Çok Var seviyorum. ol, var ol. Bulamam. Fatoş, Tamam. ben Türk Telekom muyum? Ben Türk Telekom muyum? Ben ne yapayım? Ben mi yaptım onu? Ben Türk Telekom. Telekomünikasyon İdaresi miyim?
Hayır, ben onu Türk Telekom'u şikayet ettim. Fatoş, kablosuz bağlantıdaysan normal telefona geç, daha hızlı olacak. Ya Kablosuzda onu düşün, mısın? şey kablosuzdayım da kendi Para yazardı. telefonumun interneti daha sıkıntılı. Soruma cevap vermedin. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Şöyle. Ne? Şimdi şu şekilde 4 gün 10 saat çalışsak zaten 5. günü o 8 saati do yani eşit oluyor bana göre. Ama öyle olmaz bak. Pazartesiden perşembeye kadar 4 gün 10 saat mi? Yoksa pazartesiden cumaya kadar 5 gün 8'er saat mi? Bir günün Ama aynı. boşa çıkıyor. Ama bir günün boşa çıkıyor. Hangisi peki, sen söyle. O zaman 10 saat olacak yani. Kızım bir şeye de karar ver. Hangisi? Karar verdim, karar verdim. 4 gün. Ha. Kesinlikle 4 gün gün. çalışayım, bir güne boşa çıksın diyorsun yani. Yani. Ne olacağım Fatoş? Ne olmak istiyorsun? Şöyle ben aslında ben kuaförüm. Ama hep bir böyle farklı hayallere çok daldım. Çok hayalperest falan olduğum için dansa gittim bir ara. Dans falan bıraktım. Gitara gitti. Gitara falan gittim. Birçok şeye katıldım. Farklı şeylere yönelmek istedim. Ama şu an kuaförlükten devam ediyorum. O zaman haftada her gün çalışacaksın. Yani ama kendi dükkanım olursa eğer yani elemana bırakırım artık. En son hangi filmi izledin? En son. En son Issız Bir Yer adlı bir film vardı, yabancı film. Onu izledim. Fatoş'cum, sohbetin için çok teşekkür ederim. Zaten her gün fotoğraf Rica ederim. çekiyoruz. Bugün çekmiyoruz herhalde. Evet ama Çekiyor muyuz? Seni seviyoruz evet. Fatoş. İyi ki varsın. Alıyorum. Ben de sizi seviyorum. Kendinize çok Varsın Fatoş. Ben şu anda inanamıyorum. inanıyorum. Ben Nasılsınız? inandım. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben Evet. anaokulu öğretmeniyim. Biliyorsunuz uzun süredir çalışamıyorduk bu olaylardan dolayı. Sürekli Evet. arkadaşlarımla konuşuyordum. Bir gün bir etikette Demet Akalın'ı etiketledim. Aynı zamanda başka birinde. Arkadaşım da bana yazdı, psikolog arkadaşım. Dedi ki ya dedi sen ne yapıyorsun dedi evde kaldığın sürece bunlarla mı uğraşıyorsun? Ben dedim ki o bu hiçbir şey daha Serdar Ortaç'la yayına, canlı yayın yapacağım. Dedi kızım bu ne ya Serdar Ortaç almaz seni. Instagram'da kesin takip et dediğin bir önerim var mı bana? Bunu kesin takip etmelisin diye. Küçük adımlar anaokulu. Ya, torpil yapma ya. Bilmiyorum yok. Beni takip edebilirsiniz. Ben buradayım. Tamam. Hadi fotoğraf çekelim. Tamam. Bas. Zaten ana sayfaya koyacağım, oradan alacaksın. İstediğin Tamam. kadar. Gülay, seni seviyoruz. Giden gitmiştir zaten, bulamam. Bak şimdi, UFO beni al diyor. UFOM.UO. Neden isimlerinizi normal yazmıyorsunuz? UFO ne olabilir? Aklımız sonunda. Bir şey Ne soracağım. o? UFO ne demek? UFOM. Benim çok sevdiğim bir grubun adı. UFOM.UO bilmem ne demek? Birleşimi UFO mu o? Ben kendim kestim. Telefon sesini kısar mısın biraz? Tabii kısayım. Peki kendi ismin ne? Mira. Miracığım, oraya neden Mira yazmıyorsun mesela? Mira. Daha iyi Bilmiyorum değil mi? sevdiğim daha öncesinde. Yani. Mira var ya, Evet. duyduğum en güzel isimlerden biri Mira. O yüzden Teşekkür lütfen ederim. isminle değiştirir misin onu? Tabii ki hemen değiştireceğim. Ne yaptın bugün? Neredesin? Ben ne yaptım? Ben sınava hazırlanıyorum.
Mezunum. Üniversite sınavına. Bütün gün ders çalıştım. Çok farklı bir durumum yok. Derslerle bir de telefonla uğraşıyorsun. Evet, aynen o şekilde. Telefonda hangi uygulaman olmazsa kafayı yersin? Hangi application yoksa? Ben uzun zamandır sınava hazırlandığım için 2 yıl kadardır. Yani hiçbir uygulamanın olup olmaması beni çok şey yapmıyor. Zaten kafa gitti diyorsun. Yani. Evet evet aynen o şekilde. Hadi resim çekelim. Evet lütfen çok istiyorum. Haftalardır size mesaj atıyorum bu konuda. Gül ama gül, enerjik ol. Çek. Bir tane daha çekelim. Çek. Fotoğraf 2 lira. Ay çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Seni seviyorum. Gezdirmem kendimi. Gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çek. Kulağım oldu ya. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok mutlusun anlaşılıyor. Evet, rüyamda sizi gördüm. Bu benim ikinci konuşmam sizinle. Bu mutlu halin mi şu an? Sırf sizi gördüğüm için, bağlandığım için. Kızım diyorum ki mutsuz görünüyorsun, gül biraz Hayır, diyorum. Hayır, ben çok mutluyum. İyi misin? Ya şaşırdım, tam yazıyordum oraya. Adam gibi yürekli ol şarkısını söyleyin diye. Adam gibi yürekli ol, çık karşıma bak yüzüme. Yalandı de, unuttum de, ağlattım de, bağır yüzüme. Senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi de. Sokaktaki köpek kadar gururlu ol, bağır yüzüme. Bravo. Teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Hadi resim, zaten şeye koyacağım ana sayfaya, oradan çekeriz. Tamam, teşekkür ederim. Seni seviyoruz, iyi ki varsın İpek. Ben de yoluma, tam sustum. Bak, neden beni almıyorsun demeyin, çünkü herkesi tek tek basıyorum. Mesajlar kayıyor, hızlı hızlı yakalayamıyorum. Ne zor işmiş bu be. Seçil Hanım'ı alıyoruz. Seçil Hanım'la fotoğraf çektiriyoruz. Benim de canım var. Gezdirmem kendimi. Gezdirmem de gönlüm. Aslı abla. Aslı Çelebi abla, orada mısın? Beni unut, düşme sakın peşime. Beni unut. Serdar Bey nasılsınız? Kız parti mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yeşilköy sahilindeyiz şu an hep beraber. Nerede? Yeşilköy sahilindeyiz. Kapkaranlık. Göremiyorum ki hiçbir şey. Flaş tutsanıza bana ya. Görsün Serdar Bey. Kim açıyor? Açın, flaş açın. Benim ya. Flaş aç. Sen de ortaçısın burada flaş. Niye böyle yapıyorsun sen şöyle? Dışarıda mısınız? Dışarıdayız Serdar Bey. Yeşilköy sahilinde. Ha, eve girmek yok. Acısını çıkartacaksın yani. Ya öyle Serdar Bey, ne yapalım ya? Karantina bizi artık öldürdü. Sizi zaten izliyorum böyle bütün gün. Siz de dertlisiniz, biz de dertliyiz. Artık dedik atalım kendimize. Ben kafayı oynattım ben. Orada gelsin söylesene. Takip ediyoruz zaten Mali'nin şeyinden. Buradakiler benim, sizi çağırıyor. Benim öyle şansım olsa atlar gelir orada sabahlarım sizle. Ay keşke ya. Neredeymiş ya? Bak bak neredeymiş diyor. Ah senin gibi genç olsam ben durur muyum şimdi? Durmuyorlar zaten senden beni. Yandık burada. Kızım o anlamda demiyorum yani. Durur muyum? Gelirim demek istiyorum. Sizin de kafa... Allah eğlencenizi bozmasın.
Amin inşallah sizi de bozmasın. Sizi seviyorum, konuşuruz. Ama biz de selfie alalım. Hep böyle olmaz yani. Bize de bir selfie lazım. Hadi yani. Gel. Selfie mi? Selfie alalım biz de. Selfie mi alıyoruz? Aynen bakın. Durun beni kapıştırın. Güzel. Ay karantina boyunca sizi bekledim beni alın diye. En şükür aldınız gerçekten. Karantina bitti. Biz sizi çok konuştuk. Ben sizin bütün şarkılarınızı ezbere biliyorum. Bütün gün arabada sizi dinledik. Bütün gün arabada sizi dinledik gerçekten. Neyimi konuştunuz? Neyimi konuştun? Ya bütün gün ben şeyi söylüyorum. Beni unut, böyleyim artık. Düşme sakın peşime. Bu da oradan gidiyor. Kızlar, inşallah hayat güzel olur size. İnşallah size de olur. Sizi çok sizi seviyorum. Bakın böyle modunuzu düşürmeyin ya. Sizi düşününce ben daha çok modumu düşürüyorum. Size çok hayranım gerçekten. Kendinize iyi bakın. Aslı. I love you. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ben de yoluma giderim. Uzatma abi diyor. Serdar Kapa diyor. Elif abla, illa bir şey içmelerine gerek yok ki. Mutlu işte insanlar orada. Ne içmişler diyor. Elif ablacığım. Hayat sadece içki içince yani insan gülmez. Bak ben hiç içemiyorum. Yasak bana zaten. Ama ben gene mutluyum. Başka da hiçbir sigaradan sigara da içmek istemiyorum. Neyse. Ben de yoluma... Bu şarkıyı dilimden alır mısınız arkadaşlar rica etsem? Elim enfeksiyon kapacak az kaldı. Bugün tencere kesti. Adamın parmağını tencere keser mi? Merhaba. Zeynep abla. Zeynep abla. Merhaba. Ay Tokan. Telefonun... Çok teşekkür ederim. Telefonun sesini kısar mısın lütfen? Tabii. Kıstım. Bayağı. Ha. Ters dönüyor. Sonda. Ters dönüyor. Aa, şöyle götüreyim. Aa. Şu an? Hep kendimi duyuyorum. Hep kendimi duyuyorum. Olsun ben boş ver. Ben hep böyle oluyor yani. Boş ver. İyiyim. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Sürekli ters dönüyor ya kafam karıştı. Fotoğraf çekelim. Tamam çekelim. Haydi. Bir de bir şey söylemek istiyorum ben size. Eğer sesim evet. Yankı yapmıyorsa. Evet söyle. Evet söyle. Şarkı okuyabilir miyim az önce? Ben de yoluma giderim. Ukulele. Yap bakayım. Tamam. O zaman şöyle alayım. Hemen bunu. Tamam. Helal. Başlıyor. Helal. Peki nasıl istersen öyle olsun. Tutamam gideni. Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi. Kıyamam, bir de kıyamam iyi mi? Giden gitmiştir zaten. Kesemem yolunu. Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış bir çocuğun her oyuncağı çabucak doyulur. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Helal. Ben de yoluma giderim. Helal. Helal. Şarkı söyle. Buradayız. Şarkı söyle. Hadi söyleyin. İki kadar aşık kalamazsın. Birisi çıkar. Onu almayamazsın. Sen otur oyunlara. Katlanamazsın. Senin bir kalbin. Var.
Kız çocuğa dansözü mü öğrettin? Ece? Ne kadar aşık kılamazsın işte. Abla. Ben onu almayamazsın. Ya. Abla. Efendim? Yani çocuğa gittin dansözü mü öğrettin? İşte dansözü. Yaşından daha büyük. Alo. Sen ne yapıyorsun Serdar? Ne yapıyorsun? Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Sizi çok seviyor Ecem. Sağ olsun. Size bir sürü video gönderdik. Ecem. Ecem çağır. Bak. Ay süper. Fotoğraf çekelim mi? Süper. Evet. Hadi. Hadi çekelim. Senin bir kalbin var söyle. Senin bir kalbin. Ya zorlama çocuğu. Tamam çektik Allah fotoğraf. Sizi seviyorum. Biz de sizi seviyoruz. Esma. Eda, ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Niye kızıyorsun bana? Şey yapmadınız da günlerdir katılıyorum Serdar Bey ya. Bir gün telefonu sana vereceğim. Sen canlı yayında benim telefonumdan seçmeye çalış bakayım nasıl yapıyorsun. Çok şükür aldınız ama. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi, neredesin? Nasıl geçti bugün? Evdeyiz eşimle. 11 aylık bebeğimiz var. Ay, adını ne koydun? Ertuğrul Gazi. Ay, helal. Enişte. Yayın dondu. Eda. Baba Allah bağışlasın. 11 aylık. Abi yayın donuyor ya. Eda. Efendim. Eda abla yayın donuyor. Bir daha bağlanırız. Anlayamazsın. Sen o tür oyunlara katlanamazsın. Senin bir kalbin var. Hadi diyelim biri çok deli sevdi. Senin için her şeyi, her şeyi verdi. Ya bir gün olur sana bel kıvırırsa binlerce adam sözü var. Ne oldu? Meryem. Merhaba. Çok karanlık. Çok karanlık. Hep karanlık. Hep karanlık. Yeter artık yeter. Çok şaşkınız. Yatıyordum. Anlat abla. Yataktaydım ve karanlıkta ışığı açtım şu an. Çok heyecanlıyım. Onu hepimiz anladık. Nasıl geçti? Bugün nasıl geçti? Ben Silifke'deyim. Mersin Silifke. Evet. Bugün, bizim buralar iyi. Yani sahiller açıldı. Yani geziyoruz. Sahile giden var mıdır şimdi? Var. Denize girenler oluyor. Yani. Sence komple düzelecek mi her şey? Ben inanıyorum düzeleceğine. İnşallah. Hadi fotoğraf. Ya. Fotoğraf çekelim. Tamam. Heh, sabit dur abla ya. Allah Allah. Herkes karanlık abi. Yani sonunda artık. Heh. Çok bekledim. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sen anlat. İyiyim. Serdar Bey ne yapalım? Sizin şarkımızlarınızla büyüyoruz. Dedim memleket. Ki. Memleket. Ne dedin? İzmir. Ha. Ben dedim ki artık alsa sonunda şükür yani kavuştu. Nasıl geçti bugün? Çok güzel geçti. Denize gittim, girdim, çıktım, geldim. İzmir'de denize. Evet. Çeşmeye falan gitmedin. Efendim? Çeşmeye gitmedin, İzmir'de mi girdin? Evet. Yani. O zaman
İzmir'de yüzüyorlar yani. Tabii ki de gayet iyi yüzüyoruz. Yani yüzmeye çalışıyorum. Hayır, ben sanıyorum. Ben sanıyorum Körfez'de falan hiçbir yerde giremezler. Çeşmeye giderler. Ben Dikili tarafındayım. Koy olduğu için sorun yok. Koylarla büyüdüm. Aynen. Ay nasıl mutlu oldum sonunda. Sana bir şey soracağım. Hayatım boyunca evet. Mesela tek bir şey yemek verecekler. Hayatım boyunca evet. Ölene kadar. Hangi yemeği seçersin? Ama ölene Islak kadar. Islak kek. Islak kek. Kızım hayatın boyunca ölene kadar. Islak kek. Kek yiyeceğim. En sevdiğim şey. Abla. Ömür boyu diyorum. Ömür boyu ne yerim? Yani kekle nasıl yaşayacaksın? Tavuk şişi yerim belki. Ha, tek bir yemek olsa tavuk. Tavuk şişi yerim belki. Bu neden? Neden bu soru? Çünkü bugün hiçbir şey yemedim. Acaba bugün ne yesem diye düşünürken şey çıkartıyorum. Oradan kendime anla işte. Tavuk şiş. Tamam. Bu saatte tavuk şiş bulurum, emin ol. Menemen bu saat değil mi? Allah aşkına bir yerde otur ne olur. Tamam oturuyorum, çok heyecanlandım. Tamam sakin, yalvarıyorum. Başım dönüyor zaten. Nasılsın? Neredesin? Neredesin? Aa nasıl Sakarya? Çok güzel. Çok o kadar güzel. Mı? Öyle mi anlatıyorsun? Çok güzel. Nasıl anlatıyor? Mesela sabah kalkıyorum. Sakarya'da ilk işim şuraya gitmek. Sabah kalkıyorum. Şimdi küçük bir köpek sahiplendim. Onunla ilgileniyorum sürekli. Onun dışında şey yapıyorum işte. Finallerime falan çalışıyorum. Üniversitedeyim ben. Ve abi senin o kadar büyük bir hayranınım ki anlatamam sana yani. O kadar çok seviyorum ki. Sürekli şeytan şarkı Sakarya'nın diyorum. Neresi diye soruyor. Adapazarı. Adapazarı. Ama Hüsam diyor ki neresi, tam neresi bilmiyoruz. Tamam. Altınova işte. Merkez oldu. He. Ya inşallah sınavları çözersin ya. İnşallah. Çok seviyorum gerçekten. Ne olacaksın üniversiteden sonra? Ben kimya okuyorum. ODTÜ'deyim. Kozmetik mi? Yok kimya. İşte, hayır hayır. Kozmetiğe mi geçersin? Ne yaparsın? İlaç sektöründe olmak istiyorum daha çok. İlaça geçersin. Abi, İnşallah biz de ilaç buluruz Türkler olarak. Bir şey sorabilir miyim sana? Evet. Şimdi bu korona falan filan oldu. Onlar sıkıntı ama döndüğünde acaba ODTÜ'de konser verir miydin? O kadar çok isterim ki ben bahar şenliğine gelmeni. Ama bu konser işleri onlar çağırırsa oluyor. Çağırmazlarsa gelemem ki. Biz çağırsak sen gelir miydin? %100 gelirdim. Gerçek, o kadar sevinirdim ki anlatamam. En önden izlerdim yani. %100 gelirdim. Ben de çok isterim. Gerçekten çok isterim yani. Abi senden çok eğlendirebilen bir insan düşünemiyorum. Ama artık ben de yavaş yavaş yaşlanıyorum yani. Senin enerjinin hiç biteceğini düşünmüyorum. Sürekli bakıyorum kliplerine, o enerji falan. Ya. Mutsuz gözüküyorsun ama. Bir üzgünsün sanki. Yok. Mutsuz. Yani bunaldım ya. Hepimiz çok bunaldık. Ama yapacak bir şey yok yani. Her yere ücretsiz uçabilseydin nereye giderdin şu an? Her yere parasız uçabileceksin. İlk gideceğin yer neresi olurdu? İlk gittiğim yer neresi olurdu? Muhakkak bir hayalin olmalı. Hayalsiz olmaz. Ya bilmiyorum. Aslında Fransa'ya gitmeyi çok istiyorum. Sebebini bilmiyorum yani. Daha önce de mesela en azından bir yer söyle yani. Ya aslında şöyle, ben rüyalarımda Disneyland'a gidiyorum. Oraya gitmek isterdim yine. Ha, onu söyle. Ya da İnşallah olur. Çok isterim. Abi sen bir şey soracağım. Biz mesela canım sıkılınca ben seni dinliyorum. Sen kimi dinliyorsun? Mustafa Keser, Sezen Aksu. Vallahi ben öyle. Ben sanat müziği dinliyorum hep. Peki şarkılarında neyden ilham alarak yapıyorsun şarkılarını? Allah veriyor. Ben bir şey yapmıyorum ki. Oradan geliyor bir şey kafama. Ama çok Şimdi güzel. Şimdi sen telefonu kapat, ben mırıldanırım, gene bir şey gelir. O zamanı belli değil yani.
O ne zaman verirsin? Yeni şarkı çıkacak mı? Hiç yaz gelmedi bana şu an yani. Vallahi hiç halim yok ya. Ya neden? 5000 tane şarkı var eski. Onlardan dinle işte. Evet ama ezberledim yani. Özellikle arkadaşlarımla arabada sor dinlemeyi çok seviyorum. Çok eğlenceli oluyor. En az dinlediğin şarkımı dinle. En az mesela. Mesela hepsini biliyor musun? Yürek Hainini biliyor musun? Kaderimin halini, aşkın azap halini. Görme gönül zalimisin. Bunu biliyor musun? Yok. Hayır, bilmiyordum. Al işte. YouTube'a gir. Yürek Hainini yaz, onu dinle. Olabilir aslında. Ay çok mutluyum şu an sizinle konuştuğum için ya. Gecem şenlik. Seni seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Almış mıydım seni? Evet, almışsın. Daha önce. Ama yok, bak. Yok, hayır. Ha. Neredesin? İstanbul, siz? Ben de. Nasılsın? Nasıl geçiyor? Misin? İyi iyi ya. Nasıl geçsin? Ne güzel vallahi, evdeyiz. Sen de daraldın belli. Sıkıldın. Şimdiye kadar mesela birisinden aldığın en iyi tavsiye nedir? Mesela birisi sana bir tavsiyede bulundu. Atıyorum işte. Şunu yeme, şuraya gitme. En beğendiğin hangisi? Hatırlıyor musun? En hak verdiğin. Yani ulan bu adam bunu iyi ki söylemiş dediğin. Var mı öyle bir şey? Babamdan. Yok. Evet. Söyle. Neydi? Kendinden başka kimseye değer verme. Ha. Ama bu imkansız. Yapamazsın ki. Aynen, bazen oluyor maalesef. Hadi fotoğraf çekelim. Olur. Ben ana sayfaya nasıl sayıklayacağım, oradan alırız. Tamam. Seni seviyorum Derya. İyi ki varsın. Kaderimin halini, aşkın azap. Görme gönül zalimisin. Ya çok geç oldu, hadi yatalım. Eyvah. Nigar abla. Aa, merhaba Serdar Bey. Abla ne yapıyorsun? Teşekkürler, ben de uyuyordum. Yani hem uyandın sizi mı? Sizi izliyordum. Gerçekten. Yok hayır, izliyordum sizi ama çok sevindim. Olmaz. Çok mesela olmazsa olmaz bir aksesuarın var mı? Çok şey yaptığın. Ya bu olmadan dışarı çıkmam dediğin. Bu olmadan ben dışarı çıkmam. Ya da bana bu uğur getiriyor dediğin. Yok. Öyle bir yok. Hayır. Kendime güvenirip de öyle dışarıya çıkarım. Bende de yok. Bana sordu bugün biri de cevap veremedim. Neredesin? Aynen. Hollanda'dayım. Oo. Orada hayat nasıl Allah aşkına ya? Şu an durumlar gayet iyi. Ha, genelde Hollanda'da hayat yaşamak nasıl? Genelde. Güzel aslında. Yani Hollanda'da şartlar daha uygun. Yani şartlar olarak yani daha uygun. Ama yani güzel, konsantre olmuyorsun ki. Cevap sadece güzel. Detay ver. Hayır. Tabii. Detayını verebilirim. Az önce kardeşim buradaydı, bakıyordum. Yani gayet güzel burada. Yani şartlar, yaşama tarzından yani bakarsan yani her anlamda güzel. Şimdi ben seni dinlesem Hollanda'ya gelmem mesela. Hiç Hollanda'yı seveceğim bir şey söyle. Yok diyorsun. Var, kesinlikle var. Ama tabii Türkiye bambaşka. O konuda Türkiye daha sıcak. Biliyor musun Nergis? Hep böyle diyorlar Nigar. Nergis nereden çıktı? Senin adın Nergis olsun bundan sonra. Öyle mi? Yok be. Teşekkür ederim. Hep böyle diyorlar. Tabii ki Türkiye başka. Keşke orada olsam. O zaman niye oradasın diyorum ben de. Hep evet, öyle ya, diyorlar. Aslında yani ben zaten burada doğdum. Burada büyüdüm. Zaten burada eğitim gördüğüm için mecburiyet. Ya burada kalıyoruz. Evet, aynen. Abla seni seviyoruz. İyi ki varsın.
Teşekkür ederim Serdar Bey. Var sizi ol. Buraya bekleriz inşallah. Ne gel inşallah konser.